Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. E, dosyamızı kaydedebiliyoruz burada sorgu dosyamızı. Şimdi kaydetmeyelim şeyler daha gireceğiz. Biraz sonra kayıt işlemini gerçekleştiririz. Şimdi geldik e, veri ekleme işlemi Şimdi veri ekleme işleminde biliyorsunuz yine birden fazla yöntemi var. Bunlar içerisinde biz ilk yöntem olan e, manuel tablo üzerinde hani şu e, SQL'de edit 200 rows kısmı vardı ya ona benzer bir yapıyla veri eklemesi yapacağız. Nasıl olacak? Şöyle. Mesela ilk önce müşterilere veri eklemesi yapalım. Sağ tuşla tıkladım. Sağ tuşla tıkladıktan sonra şuradaki seçeneklerin çoğunu kullanıyor olacağız. Mesela sağ tuşta biz işte table'ı kullandık şu anda sadece. Yani buraya yeni bir tane sütun ekleyebilirim. Index ekleyebilirim, tetikleyici ekleyebilirim vesaire. Bunları da ilerleyen derslerde kullanacağız. İşte e, diyelim bir sütun eklediniz, refresh diyerek e, tablo sütunlarının yenilendiğini görebilirsiniz ve eklediğiniz sütunu ya da sildiğiniz sütunun var olup olmadığını kontrol edebilirsiniz falan bu şekilde. E, buradaki menülerimizi kullanıyor olacağız. Delete'i zaten biraz önce tablo bazında kullandık. Şimdi we edit data e, ee, we görüntüle edit düzenli verileri görüntüle ya da düzenle diyor. Bütün satırları first 100 rows last 100 rows ve filtered rows şeklinde. Şimdi bunlar içerisinde ilk olarak biz neyle başlayalım? First 100 rows ile ilk 100 satır ya da all rows diyelim. All rows değil. Bütün e, kayıtları bize göstersin sağ tarafındaki e, kalem sembolünün üstüne geldiğim zaman editable column olarak karşıma çıkıyor yani burası düzenlenebilir bir sütun olarak karşıma çıktı PK primary key yani birinci anahtar karakterlerde bakın e, varying burası değiştirilebilir bir karakter bizim voucher'a tekabül eden alanda 15 karakter 10 karakter ve şehirde e, text türünde tutuluyor şimdi Geliyorum çift tıkladım veri girişi yapıyorum. Mesela bir numaralı kişi adına hemen girin. Adı mesela ne olsun bir numaralı kişinin. Ben geldim işte Ali yapıyorum. Ali dedikten sonra okey dedim. Sonra soyadı da Yılmaz olsun. Okey dedim. Şehri de Ankara olsun. Bir 5 tane veri girişi yapalım olur mu? İlerleyen derslerde çünkü sorgularda ihtiyacımız olacak. Sonra iki numaralı kişi. iki numaralı kişimiz kim olsun? Ee, Emel Emel dedim. Emel'in soyadı ne olsun? Çınar. Klasik isimler bizim. Bunun şehri de Bursa. Sonra 3 numaralı kişi. 3 numaralı kişiye ne diyelim mesela? Ee, Aslı. Aslı. Kaya. Bunun da şehri Ankara olsun. Sonra 2 tane daha kayıt giriş yapacağım. Şöyle biraz yukarı çektim. Şimdi 4 numaralı e, kişi. 4 numaralı kişiye mesela biz normalde isme bir dakika bir bakayım. isim 15 tamam. Mehmet. Okey dedim. Şimdi Mehmet'in soyadına geldim. Şöyle Yüce Dağ yazıyorum ama Yüce Dağ'ın sonra şöyle yanlışlıkla bir şeyler daha koydum varsayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 karakter daha. 7 karakter burada. Toplamda kaç karakter oldu? 13 karakter oldu. okey bastım. Tamam bakın okey'e bastım. Geldim buraya. Normalde 10 karakter diyor mu 13'ün hepsini aldı. Şimdi göreceğiz. Şehri de işte neresi olsun Ankara. Okey dedim. Sonra alt satıra indim. Geldim 5 numaralı kişi. 5 numaralı kişi de kim olsun işte. Ee, ne diyelim buraya da? Mesut. Mesut dedim. Soy isimde Mesut'un ee, ne olsun? Aslan olsun. Okey dedim. Bunun şehri de İstanbul olsun. Tamam. Okay dedim. Şimdi bu şekilde burayı oluşturmuş oldum. Bakın verilerimi girdim. Burada bana herhangi bir hata vermedi. Mesajlara baktığım zaman da e, şu an bu tarafta herhangi bir şey yok. E, bu son çalışan mesajın saniyesini bana gösteriyor. Bildirimlerde ya da explain'de de herhangi bir e, değer yok. Geldim şuradaki çarpı seçeneğine tıklıyorum. The data has changed. Veri değişti. Do you want to save change? Onu da kaydetmek istiyor musun bu değişiklikleri diyor. Save dedim ve kaydetti. Şimdi kaydettikten sonra artık benim e, adminimin içerisinde bunların dahil olması gerekiyor. Geldim buraya tables üzerinde. Müşterinin üstüne geldim. Sağ tuşla tıkladım. We have edit data'dan. Mesela first 100 rows ilk 100 kaydı görüntüle dedim ve bana kayıtlar açıldı. Kayıtlar açıldığı zaman bakın şurada dikkatinizi çekmesi gereken bir şey var. Yüce Dağ kısmında ne yapmış? Sadece ilk 10 karakteri almış. Benim o yazdığım diğer 10 karakteri almamış. Geldim ben mesela bunları sildim. Okey dedim. Okey dedikten sonra bunu bu formatıyla tekrar kaydedeceğim. Geldim kapattım. Eşiklikleri kaydetsin. Evet. Ee, tekrar açıyorum buradan tekrar açtığım zaman şu an bakın mesela e, Hani kapatıp açıyorum ki niyetim şey göstermek size gerçekten o e, değişiklik yansımış mı tabloyu bu şekilde yansımış oldu tabloda bakın burada Mesela herhangi bir değişiklik yapamıyorum şu anda Select Yıldız from müşteri olarak geldi yani direkt olarak bana müşteri tablosundaki verileri burada çekmiş oldu ama Şurada sağ tuşta we have added data the first 100 rows dediğim zaman da buradaki sorgu biraz daha farklı. Select from müşteri order by id. Bunu id'ye göre sırala. Ascending olarak sırala. Yani a'dan z'ye olacak şekilde küçükten büyüğe şeklinde. Ve e, limiti de en fazla 100 olacak şekilde ilk 100 kaydı bana ne yapsın getirsin dedim. Burası da bu şekilde olacak. Tabloya veri girişinin birinci yöntemi bu. İkincisi de sorgularla veri yöntemi veri giriş yapacağız. O da bir sonraki derste. Sonrasında bol bol select sorgusu yazacağız. Bu kadar. Bir sonraki derste sorgular üzerinden insert komutuyla veri girişinde görüşmek üzere diyelim. İyi çalışmalar. Hoşçakalın.